Yıl 1919. Yani kimse niye bu kadar bu Pakistan üzerinde duruyoruz demesin. Bunun bir sebebi var. Bir gerekçesi var. Osmanlı askeri her cepheden vuruşarak çekiliyor. Anadolu işgal ediliyor. İşgalin haberi tüm dünyada, özellikle de Asya içlerinde büyük infiale sebep oluyor. İşgalin acısını Anadolu kadar, Trakya kadar içinde hisseden, bu dayanılmaz acı karşısında yumruklarını sıkan bir millet daha var bizimle beraber. Pakistan. Pakistanlı bir görgü tanığı Lahor Meydanı'nda yapılan bir toplantıyı şöyle aktarıyor. Lahor Meydanı'nda ciddi bir toplantı olmuştu. Sayılamayacak kadar büyük bir kalabalık vardı. Trablusgarp işgal edilmiş. Filistin kopmuştu. Balkanlar elden gitmişti. Çanakkale geçilmiş, hatta İstanbul'a düşman kuvvetleri girmişti. Lahor halkı sırtlarındaki elbiselere, evlerindeki bakırlara kadar çıkarıp verdiler. Osmanlı'nın Mehmetçiğin imdadına diyorlardı. Bir konuşma kürsüsü hazırlanmıştı. O sırada bakışlar bir tarafa yoğunlaştı. Büyük bir zat, bir şair, bir alim geliyordu. O gelen zat Pakistan'ın, hatta bütün doğunun en büyük şairi Doktor Muhammed İkbal'di. Muhammed İkbal kürsüye çıkarak gördüğü bir rüyayı kalabalığa anlattı. Ardından da aynen şu ifadeleri kullandı. Ey cemaat, şu dakikada ben Hazreti Peygamber'i karşımda görüyorum. İsterseniz siz de öyle kabul edin. Bana diyor ki, Doktor İkbal, bana ne getirdin? Ben de diyorum ki, sultanım, sultanlar gedalardan ne hediye bekler? Asırlar var ki sana verecek hediyemiz olmadı. Efendim, bir şey getirdim size. Cennette bile eşi benzeri olmayan bir şişe kan. Bu senin ümmetinin namusudur. Şerefidir, vicdanıdır. Bu Trablusgarp'ta, Çanakkale'de şehit olan Mehmetçiğin kanıdır. Muhammed İkbal bu ifadelerin ardından kürsüye yığılıp kalıyor ve bir Pakistanlı kadın çocuğunu havaya kaldırıyor. Yok mu çocuğumu satın alacak? Parasını Anadolu'ya göndereceğim diyor. İşte bu ruhu, bu hissiyatı, bu kardeşliği bizler asla unutamayız değerli arkadaşlarım.